Peki biraz evrelerinden bahsedecek olursak Vecdi Hocam, evreleri kanser, meme kanserindeki evrelemelerden nasıl bahsedebiliriz? Şimdi genel evreleme sistemi meme kanserinde meme içerisinde bulunan kitlenin büyüklüğüyle Evet. alakalıdır. Yani kitle büyüdükçe evrede artmaktadır. Ya da meme cildiyle olan ilişkisiyle alakalıdır. Eğer meme cildi tutulduysa evre biraz daha artmış gibi görünmektedir. Koltuk altı tutulumu önemlidir. Koltuk altı tutulumunda da kaç tane lenf nodunun tutulduğu, bunların büyüklükleri, küçüklükleri, mikroskobik olarak görülüp görülmediklerine göre değişiklik gösterir. Buna göre bizde TNM denilen, yani tümör lenf nodu ve metastaz sistemi denilen bir evreleme sistemi mevcuttu. Bu evreleme sistemine göre tümör evresi nedir, lenf nodu evresi nedir ve metastaz var mıdır yok mudur? Buna göre genel evreler ortaya çıkar. 1, 2, 3, her neyse 4'e kadar evrelenebilir. Peki kişi de bir beze gördü ya da bir kitle gördü, hekimine gitti. İyi huylu ya da kötü huylu olduğunun bilgileri veriliyor. Peki iyi ve kötü huylu olduğunu nereden anlıyoruz hocam? Tabii şu anda bu demin saydığım ultrasonografik görüntüler, mamografik görüntüler, daha genç hastaysa, mamografiye hassas dönemde değilse çekilecek meme MR'ıyla bu kitlenin kötü ya da iyi huylu ayrımını bir miktar yapılabilmekte ve ona göre ya takibi alınmakta ya da biyopsi yapılarak acaba mı sorusuna cevap aranmakta. Burada daha çok işte dediğim gibi radyolojik görüntüleme metotları kullanılan sistemler olarak önümüze çıkıyor.